Mercimekten bir meze yapmıştım, hatırlıyor musunuz? Hatta bazıları ya mercimekten meze mi olur, güzel olmaz diyenler olmuştu. Ama yapanlar biz böyle daha önce bir meze yemedik demişlerdi. Daha sonra bir Köpoğlu mezesi paylaşmıştım, hatırlıyor musunuz? Çoğu kişi ya patlıcan kızartması, biber kızartması, üstüne yoğurt koydun, yoğurtlu kızartma demişti. Ama daha sonra yapınca yıllardan beri meze meze diye sizi kandırıldığınızı anlamışlardı. Hatta hayattan diğeri en iyi meze olduğunu demişlerdi. Bak bugün de çok iddialı bir meze yapıyoruz. Karnabahar. Karnabahar ben de normalde sevmem yemeğini filan. Ama bakış açınızı değiştirecek. Tam ortadan ikiye kesiyoruz. Ben kestim. Daha sonra bakın hiç buralarını fena almıyoruz. Kolay şeklini gösteriyorum size. Şuradan bakın sap bölümünden kesiyorum. Kolayca ayrılıyor. Böyle kopabiliyor da. Ama eğer ki şöyle kese kese yaparsanız hiç uğraşmazsınız. Bu meze için konuşuyorum tabii bunu. Bak görüyor musunuz? Bakın görüyor musunuz? Tam istediğimiz gibi. Şuraları görüyor musunuz? Biz müthiş bir meze kovalıyoruz. O yüzden şurasını kesiyorum. Sizden bu kadar, bu şekil istiyorum. Bakın devam. Kes fazlasını. Sizden bu şekil istiyorum. Şöyle büyük kopardıysanız elinizle sadece kafa bölümüyle sadece bir parça sap bırakıyorsunuz. Beyaz sirke. Bir yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Üstünü geçecek kadar su 15-20 dakika, hadi bilmediğiniz yarım saat suyun içinde, sirkeli suyun içinde bekletmenizi istiyorum. Daha önceden temizlenmiş, ayıklanmış, sirkeli suda bekletilmiş, zaman geçmemesi için önceden yaptığım burada. Şimdi hemen bunu bir kaba alıyoruz. Ne kadar kullanacaksanız o kadar. Hemen bunun baharatlarına geçelim. 1,5 çay kaşığı tuz. Tuz size kalmış. Tuzlarınıza girmem. Bu arada 1 çay kaşığı yeni bahar. Ya Koray, altı üstü karnabahar. Ne kadar lezzetli olur. Parmaklarınızı yiyeceksiniz ya. Dükkan, meze dükkanları olanlar. Mutlaka menüze koyacaksınız. Tarifi yaptıktan sonra. Çünkü kolay kolay bozulmaz. İnanılmaz lezzetli. Şöyle 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Çay kaşığının 3'te 1'i kadar, 4'te 1'i kadar karabiber. Kimyon, 1 çay kaşığı kimyon mutlaka kullanın. Zeytinyağı, ne kadar zeytinyağı o kadar lezzetli. 1 2 3 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Koray, gece gece 3'te devamlı meze mi yapılır, yemek mi yenir? Sen üzünlüsün diye dünya durup sana yol vermeyecek. Ufak şeylerle bazen mutlu olmayı öğrenmek gerekir. Para deliği akıllı yapar, namussuzu namuslu yapar. Pezevengi delikanlı gibi gösterir, unutmayın bunu. Şöyle bir göstereyim. Karnabaharların rengi döndü. Rengi döndüğü halde şöyle 2 yemek kaşığı daha zeytinyağı döküyorum. Ve dinlenmeye bırakıyorum. Tam 15 dakikadır bekliyor. Ne kadar bekletirseniz o kadar lezzetli olur. Bir fırın tepsisi. Mutlaka ama mutlaka yağlı kağıt. Bunu isterseniz airfryde de yapabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle ortaya biraz atalım. Bak şöyle ortaya biraz atalım, tamam mı? Aman. Alabilirim diyor. Koyabilirsin. Evet. Hatta daha da devam edebilirsin diyor. Hiç üst üste bırakmadım, görüyor musunuz? Buradaki önemli nokta hiçbiri üst üste değil, farkında mısınız? Benim zeytinyağı oranım çok iyi ama yine de göstermek istiyorum. Diyelim ki gözünüze kuru geldi. Fırına atmadan önce, airfryer atmadan önce şöyle üstünden zeytinyağı geçirin. Bu gece senemiz açıldı. Kendisini hazine sananlar vardı. Ben de onları gömdüm. Koray, burası Edebiyat Felsefe kanalı mı yoksa yemek kanalı mı? Yaşam kanalı, yaşam. Hemen bu fırına. 200 derece 30 dakika. Önemli olan karnabaharların kızarması. Altyapısını yapalım. Ne kadar çok sarımsak o kadar lezzetli. İlk başta şöyle 2 tane attım. Yer açıyorum. 2 tane daha atıyorum. Ne kadar çok sarımsak o kadar lezzetli. Unutmayın.
Bakın çıkan sarımsağı görüyor musunuz? Sağlam bir sarımsak eziciniz varsa rahatsınız. Bir tutam zeytinyağı. Ya Koray, langur lungur hepsini atıp karıştırsak ne fark eder? Sonuçta ağzımıza girmiyor mu diyenler olabilir. Lezzet ufak detaylar saklı. Sen niye bu kadar pozitifsin, mutlusun? Çünkü artık hiçbir şey halletmeye çalışmıyorum. Öyle mi oldu? Bırakıyorum, öyle kalsın. İşte mutluluğun sırrı. Koray, hangi marka süzme yoğurt? Artık bu saatten sonra en ucuz hangisi ise o marka. 5 yemek kaşığı, dolu dolu ama böyle. Dolu dolu 5 yemek kaşığı süzme yoğurt. Üstüne biraz zeytinyağı, şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar. Mis gibi kokuyor. Ve artık fırından çıkmasını bekliyoruz. Hop, değmesin yağlı boya. Püf nokta, haşlamıyoruz. Bu tarifin püf noktası. Kızartıyoruz karnabaharları. Bakın şu siyahlıkları görüyor musunuz kafalardaki? Bunlar muhakkak olacak. Süreyi buna göre ayarlayın. Haşlanmış karnabahar istemiyorum. Aynen böyle kızarmış olması gerekiyor. Dikkat, üstüne basarak söylüyorum. Üçüncü, dördüncü söyleyişim. Böyle kızarmış olması gerekiyor. Haşlanırsa yaptığınız meze doğru değil, lezzetli olmaz. Kademe kademe, yani yoğurdumuzun miktarına göre ekleme yapacağız. Hepsini alabileceğini görüyorum. Şu mutlaka sosunun suyunu içine katıyorum. Sıcakken atıyorum. Tamamen yoğurtla birleşsin diye. Ve çok dikkatli karıştırıyorum. Karnabaharları dağıtmıyorum. Bunu bu şekil dolaba kaldırıyorsunuz. Meze dolabınıza koyuyorsunuz. İş yerlerine bir uyarım var. Evet, her şey çok pahalandı. Fakat siz hem zam yapıyorsunuz hem de mezelerin boyutunu çok küçültüyorsunuz. Yani bunu yapmayın. Hatta biraz daha yükseltelim. İşte bu. Biraz yeşillik. Çok az kırmızı pul biber. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Şu bir parmağım ya. 1,5 parmak kalınlığında şöyle kesiyorum. Yurt dışından izleyen arkadaşlar, bu esik kaşarı muhakkak internetten bulsun, evlerine sipariş versin. Bana dua edeceksiniz. Şu birinci dilimim çok ince olmamalı. Yine aynı kalınlıkta. Esasında bir dilimden yapılıyor ama benim peynirim biraz ince olduğu için şöyle iki tanesiyle yapacağım. Şunu ayırıyoruz. Ha, bu arada ayırıyoruz derken mutlaka bir tadına bakalım. Hayatımda en sevdiğim peynirlerde ilk ikiye girer. Bu peynirin şu kısımlarını kullanmıyoruz. Bakın, şöyle ayırıyoruz, tamam mı? Aynen bunu da şu şekilde ayırıyoruz. Bunu yiyenler de oluyor ama ben hoşlanmıyorum. Daha sonra bir kap. Kabın içine peynirleri yerleştiriyorum. Ve üstünü geçecek kadar su. Teflon tava kullanırsanız çok daha rahat edersiniz. Teflon tava. Üstüne, yani yağ olarak, zeytinyağı. Biraz. Biraz çiçek yağı. Yalnız tavayı, yani bu biraz yağda yapılacak. Çok az yağda yaparsanız hüsran olur. Demedi demeyin. Un. Şöyle bakalım ısınmış mı? Henüz istediğimiz gibi değil. Direkt suyunu şöyle bir kere silkeleyip daha sonra hemen unun içine. Suyunu silkele, unun içine. Bir kez daha kontrol edeceğim. Evet, şu anda istediğim gibi. Hemen bakın iyice şöyle bir silkeliyorum. Daha sonra yağın içine. Sirkele, yağın içine. Çift kaşık kullanacağım. Hiç riske girmek istemiyorum. Hemen bir limon. Hemen bir meze tabağı yapalım. Şimdi şuna bir bakalım mı? Sıcak ama siz aman ayarınızı dikkat edin.
Bakın görüyor musunuz? Hemen şöyle ve böyle. İşte ara sıcak yapmak bu kadar basit bir şey. Olay bu. Bu kıyağı kimse yapmaz Barbaros. Getirdim bir de Berke var. Merhaba. Berke bir tadına bak ama bak. Bak ne diyorum. Beğenmedin. Kötü. Söyleyeceksin yani böyle yok çok güzel şu diye. Ustacı söyler neyse o. Ben çok gitti çok yeme. Sen de bak bana sen de bak Barbaros. Ye ye. Sarımsaklı bir şey ama ona göre. Sen bak Barbaros. Ciddi fikrini söyle. Vallahi çok iyi. Çok iyi. Ne lan? Abi ocakta geliyor. Bir dakika şimdi soracağız belki. Hadi bak oğlum onu kesin. Yok abi geliyor. Şimdi... Ne bu Berke? Ne sence bu? Abi karnabahar olabilir mi? Evet. Beğendin mi? Çok güzel. Güzel değil mi? Rakı ile gider mi? Çok iyi gider. Yok mu abi? Yakışıyor mu? Ben pek anlayamadım değil mi? Sen beğenmedin. Dediğim kadar varmış değil mi? O zaman Berke teşekkür ediyorsun. Abi ben teşekkür ederim. Ben bunu giyeyim mi? Böyle devam edeyim mi? Giyebilirsin. Bir şuna bir çatal bırak. Evet Barbaros teşekkür ediyoruz kardeşim. Ben teşekkür ederim. Hadi. Hayırlı. Bu kıya babanız yapmaz. Gerçekten öyle. Şimdi şunu yapan bana dua edecek. Çünkü ömür boyu bunu yapacak bundan sonra. Şunun bir tadına bakalım. Mükemmel meyze. Ne diyorsanız işte bu. Bazen bazı malzemeler insanı çok şaşırtır. Bir tanesi de bu. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Şunun bir tadına bakın. Vay anasını be. Vay anasını be. Vay be. Vay be. Bu ne ya? Bu ne ya? Koray bu normalde nasıl yenir? Aynen böyle yenir. Limonu sıkarsınız. Isıracaksın ama göstermek için yapıyorum. Bak. İşte bu. Koray niye uzamadı? Eski kaşar bu. Dikkat edin. Açın ağzınızı. Şunun da bir tadına bakın bakalım. Of. Limon mutlaka sıkın. Mutlaka. Ya şunu da. Dur. Maça bırakayım. Yani tutamıyorum kendimi. İzleyip izleyip abone olmuyorsunuz vicdansızlar. Ama sizi unuttum zannetmeyin. Zeki Müren yanılmış olamaz. Elbet bir gün bu kanala üye olacaksınız. Abone olacaksınız. Hatta katıla bile katılacaksınız. Hepimize yine sağlık. Ha bu arada katıla katılanlara teşekkür ediyorum. Ne kadar değer verdiklerini gösteriyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.